Yeryayı. Bunu demeyeceğim mi? Hele. Başkan mı geldi? Başkan geldi. Burada sesi nasıl yapıyoruz? Kabul olur mu? Var var. Thank you.
kayıtları başka olan sen de biliyor musun? Tabii. Ben de biliyorum. Bu gönder mi? Netik görüşmeler bu. Sansür sınavdan sonra bak. Yeah, that's good. Thank you.
Değerli arkadaşlar, yoklamamız yapılmıştır. Yeterli çoğunluğumuz bulunmaktadır. Eylül ayı toplantısı 24. birleşimi açıyorum. Bugün 9 Eylül, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Bu nedenle İzmirlileri 9 Eylül'deki sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bir daha topraklarımıza inşallah düşman ayağını bastırmasını diliyorum. Geçen toplantı tutanak özetini yazıldığı şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Bir itiraz olan var mı yanlış olduğuna dair? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okusun. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin başkanlık yazısı. Meclisin son günü görüşülmek üzere ertelenmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde. EGO Genel Müdürlüğü'nün 2019-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin başkanlık yazısı. Meclisin son günü görüşülmek üzere ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belmek ve Beltek kursiyerlerinden kayıt ücreti alınmamasına ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde. Bunu hangisi? Buyurun. Oylama bitti. Buyurun. Sayın Başkan, Belmek ve Beltek kursiyerleriyle ilgili önceki dönemlerde de ücret alınmıyordu. Onunla ilgili de bir açıklamayı yapmış olayım. Teşekkür ediyorum. Bu zaten meclis kararı gerektirdiği için getirildi. Yani önceden alınıyordu falan diye bir iddia yok. Alınması gerekiyormuş meclisten. Altıncı maddeyi biz birimine geri çekiyoruz. Birimine iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci madde. Bağla ilçesi Küçük Camili Mahallesi 389 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilişkin başkanlık yazısı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önerge daha var. Okutalım. Okutalım. Yok şeye gitsin canım. Gitsin komisyona gitsin. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11-12-2017 tarih ve 2335 sayılı kararı ile 5216 sayılı kanununun ve 6360 sayılı kanun kapsamında mahalle statüsü kazanmış köylerde uygulanan su satış tarifesi, ilgili abone türüne merkezde uygulanan tarifenin %20'si şeklinde belirlenmiştir. Bu satış tarifesinin uygulandığı yerler dikkate alındığında, bu yerlerde oturan abonelerin gelir seviyesinin merkezde oturan vatandaşlarımıza kıyasla düşük olduğu, geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılıkla sınırlı olduğu ve bu faaliyetlere destek verilmesi gerektiği, yine bu yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza maddi destekte bulunarak merkez ilçelere göç edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce katkıda bulunarak bu yerlerde uygulanan su satış tarifelerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenle 5216 sayılı kanun kapsamında mahalle statüsü kazanmış, halen geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belirlenen köyler ve 6360 sayılı kanun ile mahalle statüsü kazanmış köylerde uygulanan su satış tarifesinin 0-10 metreküp arası tüketimler için 1 metreküp su bedelinin 0.05 TL,
10 metreküpün üzerindeki tüketimler için ise abone türüne göre merkezde uygulanan tarifenin %20'si olarak belirlenmesi hususunda bir karar alınmasını arz ve teklif ederim. Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanı. Öncelikle gündeme alınmasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki tane soru önergesi var, onları okutuyorum. Soru önergesi. Seçim öncesinde yardım alan ailelerin hepsinin çocuğunun okutulacağı ve bu ailelerin servis ücretinin biz ödeyeceğiz. Ayrıca okullara hijyen yardımı yapacağız. Yapacağınızı vaat etmiştiniz. Bugün itibariyle okullar açıldı. Seçim öncesinde söylediğiniz bu vaatleri ne zaman gerçekleştireceksiniz? Söz konusu ailelerin servis ücretlerini ne zaman ödeyeceksiniz? Okullara hijyen yardımı ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bu vaatlerinizi bekleyen Ankaralılar adına sormak istiyorum. Edip Balcı. Evet, bu konuyla ilgili çalışmalarımızla ilgili ben yazılı olarak size bilgi vereceğim. Altındağ bölgesine pilot seçtik ve bu konuda epey bir çalışma yaptık. Bununla ilgili size yazılı olarak cevabını vereceğim. İkinci soru önergesi. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi. Aşağıda sorularımıza Büyükşehir Belediye Kanunu'na ilgili maddeleri gereğince yazılı cevap verilmesi hususunda gereğini arz ederiz. Ankara Büyükşehir Meclisi'nin 15.3.2019 tarih ve 403 sayılı kararı ile Polatlı İlçe Belediyesi Hizmet Binası'nın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.9.2018 gün ve 1685 nolu kararı doğrultusunda tamamlanması amacıyla başkanlık makamının yetkili kılınması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Mevcut haliyle su basmanı bitmiş olan ve 16.000 metrekare kapalı inşaat alanına sahip Polatlı Belediye Hizmet Binası inşaatı için 1-2019 yılında ne kadar ödeme yapılmıştır? 2-2020 yılında ne kadar ödenek ayrılması düşünülmektedir? Mehmet Üçöz. Evet, ona da yazılı bilgi vereyim de başkan bize hiçbir talepte bulunmadı. 15.3'te yapılan, yani seçimden önce yapılan bir şeyden de haberimiz yok doğal olarak. Burada mı başkan? Başkan söyleseydin şimdiye kadar bakardık bir çaresine. Yazılı olarak cevap vereyim. Evet, soru önergesi bitti. Önergeleri tek tek okudup topluca ilgili komisyonlara havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergeleri okutuyorum. Alaaddin Bezci ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin baraj, gölet ve sulama değerlendirme komisyonuna. Recep Taş ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin su ve kanal hizmetleri komisyonuna. Ali İhsan Ölmez ve arkadaşının vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Harun Olmuş ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin sosyal işler komisyonuna. Recep Taş ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin turizm komisyonuna. Alaaddin Bezci ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin çevre sağlık komisyonuna. Tunay Tamer'in vermiş olduğu önergenin su ve kanal komisyonuna. Tunay Tamer'in vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Tunay Tamer'in vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Tunay Tamer'in vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Sefa Yıldırım'ın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Alistan Ölmez'in vermiş olduğu önergenin plan bütçe komisyonuna. Murat Akça'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Murat Akça'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Gülhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin imar komisyonuna. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Murat Akça'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Hüsamettin Ünal'ın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Hüsamettin Ünsal'ın vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Murat Akça'nın vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Murat Atasoy'un vermiş olduğu önergenin Ankara'nın yeraltı kaynakları komisyonuna. Hüsamettin Ünal'ın vermiş olduğu önergenin imar komisyonuna. Hüsamettin Ünsal'ın vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Abdullah Emin Tekin'in vermiş olduğu önergenin esnaf ve sanatkarlar komisyonuna. Zekai Kaya'nın arkadaşının vermiş olduğu önergenin ulaşım komisyonuna. Zekai Kaya'nın vermiş olduğu önergenin su ve kanal komisyonuna. Zekai Kaya'nın vermiş olduğu önergenin plan bütçe komisyonuna. Zekai Kaya'nın vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Erdinç Türker'in vermiş olduğu önergenin halkla ilişkiler komisyonuna.
Sadık Yavuz'un vermiş olduğu önergenin Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Kürşat Koçak ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Mümin Altınışık ve arkadaşlarının, pardon, Mümin Altınışık ve grup başkanları Coşkun Can'ın ve Adnan Beker'in vermiş olduğu önergelerin Ulaşım Komisyonu'na ve Hukuk Tarifeler Komisyonu'na. Fatma Ertem ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na. Murat Ilıkan'ın vermiş olduğu önergenin Çevre Komisyonu'na. Ümit Altuntaş'ın vermiş olduğu önergenin Sosyal İşler Komisyonu'na. Murat Ilıkan'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Erdoğan Yıldırım'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Kürşat Koçak'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin Hukuk Tarifeler Komisyonu'na. Kürşat Koçak'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Serhat Oğuz ve arkadaşların vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Ümit Altuntaş'ın vermiş olduğu önergenin Çevre Komisyonu'na. Naci Bayanlı'nın vermiş olduğu önergenin Çevre Komisyonu'na. Naci Bayanlı'nın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Naci Bayanlı'nın vermiş olduğu önergenin İmar Komisyonu'na. Mehmet Yıldız'ın vermiş olduğu önergenin isimlendirme komisyonuna. Mehmet Yıldız'ın vermiş olduğu önergenin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na. Mehmet Yıldız'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Mehmet Üçöz'ün vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Mehmet Üçöz'ün vermiş olduğu önergenin Su ve Kanal Komisyonu'na. Fatma Ertem ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin Halkla İlişkiler Komisyonu'na. Mehmet Üçöz'ün vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Fikret Karadavut'un vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Serpil Öztürk ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin Çevre ve ne bu? Çevre Komisyonu'na. Çevre İlçeler ve Yatırım Komisyonu'na. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Gökhan Arıcı'nın vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Oğuz Yücel'in vermiş olduğu önergenin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu'na. Savaş Karar'ın vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Savaş Karar'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Talip Kapıcı'nın vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Erdinç Türker'in vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Tunay Tamer'in vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Mustafa Başer'in vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Muzaffer Karar'ın vermiş olduğu önergenin İmar Komisyonu'na. Köksal Ünan'ın vermiş olduğu önergenin Emlak Komisyonu'na. Şehnaz Sibel Aygün'ün vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Su Kanal Hizmetleri Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Muzaffer Karan'ın vermiş olduğu önergenin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na. Berkay Gökçılar'ın vermiş olduğu önergenin Kırsal Kalkınma Komisyonu'na. Muzaffer Karar'ın vermiş olduğu önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na. Şehnaz Sibel Aygün'ün vermiş olduğu önergenin Çevre Sağlık Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Halkla İlişkiler Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Plan Bütçe Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Sosyal İşler Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin İnsan Hakları Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Haydar Demir'in vermiş olduğu önergenin Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu'na. Haydar Demir ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin Plan Bütçe Komisyonu'na. Haydar Demir'in vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Selami Ovacık'ın vermiş olduğu önergenin Tarım Komisyonu'na. Ali Turgut'un vermiş olduğu önergenin Ulus Tarihi Kent Merkezi Komisyonu'na. Servet Akman'ın vermiş olduğu önergenin Aile Komisyonu'na. Ali Turgut'un vermiş olduğu önergenin Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonu'na. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin Altyapı Komisyonu'na. Berkay Gökçınar'ın vermiş olduğu önergenin Jeotermal Suları Değerlendirme Komisyonu'na. Berkay Gökçınar'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Lale Bektaş'ın vermiş olduğu önergenin Kent Estetiği Komisyonu'na. Lale Bektaş'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Lale Bektaş'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na. Lale Bektaş'ın vermiş olduğu önergenin Ulaşım Komisyonu'na.
Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin çevre ilçeleri yatırım izleme komisyonuna. Sait Atalay'ın vermiş olduğu önergenin çevre komisyonuna. Sibel Aygün'ün vermiş olduğu önergenin köyler ve yenik mahalleler hizmet komisyonuna. Şehnaz Sibel Aygün'ün vermiş olduğu önergenin çevre sağlık komisyonuna. Şehnaz Sibel Aygün'ün vermiş olduğu önergenin çevre ve sağlık komisyonuna. Hüseyin Çakmak'ın vermiş olduğu önergenin atak komisyonuna. Hüseyin Çakmak'ın vermiş olduğu önergenin AB ve dış ilişkiler komisyonuna. Kerem Erdem'in vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Mustafa Eskin'in vermiş olduğu önergenin su ve kanal yatırım hizmetleri komisyonuna. Mustafa Eskin'in vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Ali Ünal'ın vermiş olduğu önergenin eğitim, kültür, gençlik komisyonuna. Ali Ünal'ın vermiş olduğu önergenin eğitim komisyonuna. Ali Ünal'ın vermiş olduğu önergenin yaşlılar ve kimsesizler komisyonuna. Ali Ünal'ın vermiş olduğu önergenin sosyal işler komisyonuna. Adnan Beker'in vermiş olduğu önergenin AB dış ilişkiler komisyonuna. Adnan Beker'in vermiş olduğu önergenin AB dış ilişkiler komisyonuna. Selim Çırpanoğlu'nun vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Atilla Atalay'ın vermiş olduğu önergenin baraj ve gölet komisyonuna. Ayhan Yağcı'nın vermiş olduğu önergenin isimlendirme komisyonuna. İdris Er Yücel'in vermiş olduğu önergenin altyapı komisyonuna. Ertan Işık'ın vermiş olduğu önergenin engelliler komisyonuna. Ertan Işık'ın vermiş olduğu önergenin yaşlılar komisyonuna. Ertan Işık'ın vermiş olduğu çocuk komisyonuna. Coşkun Torun ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergenin plan ve bütçe komisyonuna. Coşkun Torun'un vermiş olduğu önergenin hukuk ve tarifeler komisyonuna. Vahit Cansever'in vermiş olduğu önergenin kent estetiği komisyonuna. Vahit Cansever'in vermiş olduğu önergenin gece kondu komisyonuna. Hayrettin Çetin'in vermiş olduğu önergenin tüketiciyi koruma komisyonuna. Haydar Demir'in vermiş olduğu önergenin plan ve bütçe komisyonuna. Bir önergeyi düzeltiyoruz. Fikret Karadavut'un vermiş olduğu önergenin imar ve bayındırlık komisyonuna. Evet. İlgili komisyonlara topluca havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır. Salı günü saat 18'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.